Yunus üzerine konuşmayı sürdüreceğiz. Genel olarak da bahsedeceğiz diyebilirim. Diyor ki Terenle klasik fiyat tahmini. Yunus 500 milyon dolar piyasa değerine ulaştı. Bu yıl Bitcoin'den daha iyi performans gösterebilecek mi? Tamam. Şimdi bir bu 500 milyon dolar muhabbeti incelediğimiz önceki haberde de geçiyordu. Bakın 500 milyon dolara ulaştı. Fiyat buradan sekebilir mantığı. Tabii normalde çok şey bir mantıktır. Böyle doğru bir mantık değildir yani. Ya da mantıklı bir nokta yoktur burada. 500 milyon dolara ulaştı. Yani ne olacak şimdi? Tamam mı? Veya bu biraz da şeye benziyor. Bitcoin ne bileyim 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Yani ne yapalım şimdi? Tam 4'e de ulaşır, 5'e de ulaşır yani. Ya da ne yapacağız tam olarak? O yüzden bunlar sanki böyle ya tabii şey diyorlar hani psikolojik anlamda bir piyasa değerine ulaşımı konusunda fakat şunun çok bir mantığı olmayacaktır. Adam buradan girip bakayım nereye ulaştı? 500 milyon dolara mı ulaştı? İyi şimdi bir alım yapılmasını hak etti o zaman falan diyen yok. Hani varsa da zaten o da yanlış yapıyor. Her neyse ya bunun çok bir şeyi yok. Sadece öyle biraz da boş muhabbet yani açıkçası. Bu yıl Bitcoin'den daha iyi performans gösterebilecek mi sorusu. Bak çok kısa ben geçeyim. Akşam saat 21.00'da FOMC tutanakları açıklanacak. FOMC tutanakları açıklandıktan sonra Fed'in toplantı tutanakları yani piyasada ciddi bir yön belirginleşecek. Gelecek 12 saat içerisinde piyasadaki genel hal durgun olabilir, hacimsiz olabilir. Çünkü şu an piyasa bunu bekliyor. Muhtemelen açıklandıktan sonra her ne kadar daha önce biliniyor olmasına rağmen işte 25-25 toplam 50 2023'te artırız muhabbetini görünce piyasa şöyle bir düşüş yaşayabilir. Umarım olmaz. Olursa da toparlar zaten çok uzun sürmez ama saçmalığın da daniskasıdır ya tamam mı? Burası böyle bir piyasa bak. Hani diyorum ki zaten bilinen bir durumdur. Bu da çalma sayıydı ama. Zaten bilinen bir durum ama adam o bilinen şeyi gözüyle gördüğü zaman o zaman satacak. Satacaktıysan arkadaşım önceden satsaydın bari. Tamam mı? Ya durum bu her neyse. Bitcoin'den iyi performans gösterecek mi? Bilemiyoruz. Ether'i sorsanız evet derim. XRP'yi sorsanız evet derim. Litecoin'i sorsanız da evet derim. PP sorsanız da evet derim mesela. Tamam. Haricinde Lunge'u sorsanız evet diyemem. Niye evet diyemem? Her zaman dediğim gibi çünkü. Ha Shiba'yı sorsanız bilemem. Ama şunu söyleyebilirim. Bu yıl Bitcoin'den daha iyi performans gösteremezse sonrasında bunu telafi edecektir diyebilirim. Lunge için bunları tam olarak diyemem tabii ki. Her zaman dediğim gibi radikal ve spekülatiftir. Bakış açısı bu diğer saydıklarım gibi olmaması gerekecektir. Bilmem anlatabildim mi? Hani kalkar bakarsınız bunlardan daha yani risk ödül paritesi yüksek bu coin'in bu kadar. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Tamam mı? Devam edelim. Lunge piyasa değerinin 500 milyon dolar aşmasıyla kripto para piyasasında dikkat çekmeyi başardı. 500 milyon dolar yani niye böyle yazıyorlar anlamadım. Biraz garip. Zaten bayağıdır 500 milyon doların üstünde. Bu başarı yatırımcılar arasında coin'in fiyat tahmini ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında spekülasyonlara neden oldu. Ben spekülasyona yani neden olan bir şey olmadı zannediyorum. Bence haber siteleri spekülasyon yaratıyor. Alım odaklı olarak iyi bir noktada. 84'ler tabii düz çok daha iyi olacaktır. Fakat şu anki aralıkta 9.84 aralığı iyidir yani. Kripto para piyasası evrim geçirdikçe yatırımcılar Lunge tokenlarını satın almanın tam zamanı olup olmadığını belirlemek istiyor. Şu kısım doğru ya bu arada. Hani kripto para piyasası evrim geçiriyor mu? Şuraya doğru evrim geçiriyor. Artık tabii büyük eller var olacak burada. Siz BlackRock'tan tutun, işte Valkyrie'den vesaire vesaire, Fidelity. Bunları boşuna konuşmuyoruz. Aylar öncesinde ne demiştik hatırlıyor musunuz?
Artık aylar öncesinde dedim işte 2022'nin yazında falan, gerçi bir sene falan oldu da sonrasında da çok konuştuk. Hani önce bir regülasyonlar gelecek, düzenlemeler gelecek. Boş boş böyle şeyler falan konuşuyordu. Da Vinci Jeremy bilmem ne diyor ki, Da Vinci Jeremy diyor ki bir yandan nedir o? Regülasyonlar gelmesin. Regülasyonları isteyen kendi topuğuna sıkar bilmem ne. Ne kendi topuğuna sıkar? Bakmayın, Da Vinci Jeremy de sever yani böyle coinlere. Lunge olsun işte şey falan, tamam mı? Spekülasyon olduğu zaman sever yani. Zaten hakkında olumlu konuştuğu şeyler de vardır. Kaldı ki Tera çöküşünü de kendisi yine bu Sage taraflarına vesaire bağlamaktadır. Regülasyon gelmesini istememektedir. Ha tabii bu olay geldikten sonra, yani regülasyonlar geldikten sonra bu uzun vadede Lunge'un işine yaramadı. Yahut Tera ekosisteminin işine yaramadı. Fakat kısa vadede, yani kısa orta vadede gerçekten de işine yaradı diyebilirim. Şu son Sej vakaları haricinde piyasa artık yatırımcıların, yani böyle perakende yatırımcılardan ziyade daha çok kurumsal yatırımcılar vesaire bu noktalarda bir fon gezmelerinin, fon oranlarının olduğunu bilmek gerekecektir. Önce regülatörler girdi, ondan sonra ne yaptı? Kurumsallar girdi vesaire. Yani güven ortamı oluştu. Artık fakat algoritmik stable coinlerin buradaki devamını, sürdürülebilirliğinin olmadığını da anlayabiliyoruz. Çok güzeldi. Çok güzel bir inovatif bir alandı. Farklı bir şeydi, iyi bir şeydi, her zaman söylüyorum. Ama yine sonuç odaklı düşündüğümüz zaman adamlar bunu istemiyor. Gizlilik coinlerini de istemiyor. Şimdi yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Yani Avrupa Birliği'ne şey mi yapayım? Mahkemeye mi vereyim yani regüle ediyorlar diye, ya da ambargo uyguluyorlar diye. Ne yapabilirim yani? Durum bu. Bu Terra Luna fiyat tahmininde Terra Luna Classic'in piyasa değerine katkıda bulunan faktörlere değinecek ve bu durumun yatırımcılar için karlı fırsatlar sunabilecek bir boğa trendini işaret edip etmediğini değerlendireceğiz diyor. Çok konuştuk. Bunu bir şu kısmı bir sonraki videoda değerlendireceğiz ve hem haber üzerinde durmak suretiyle ilerleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.